Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bildiğimiz bir lezzeti farklı bir şekilde sunuyorum. Oldukça güzel bir tarif. Eminim yiyecek olanlar da çok beğenecekler. Servis tabağını alırken de şu görüntüleri sizlerle paylaşayım. Gerçekten çok güzel oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kıyır kıyır enfes elma, tarçın, cevizin lezzetiyle beraber harika bir görüntü. Hiç sizi fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Elmalı kurabiyemizin içi için öncelikle 4 tane küçük boydaki elmayı soydum. Şimdi bunları rendeleyeceğim. Biraz daha büyük boyutlarda olursa elmalarınız 3 tane yeterli gelecektir. Şimdilik benimkiler küçük olduğu için 4 taneyi tercih ettim. Şimdi hemen rendeleyelim. Rendelemiş olduğumuz elmalarımızı bir tavaya alarak suyunu güzelce çekinceye kadar pişireceğiz. Tavamızı alalım. Pişirirken de 3 yemek kaşığı kadar toz şekerini üzerine ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi elmaların suyunu güzelce çektirdik. Buradaki püf noktası elmalar suyunu çekince kurabiyenin hamuruna nem vermiyor ve kurabiyeniz kolay kolay yumuşamıyor. Daha kıyır kıyır oluyor. Şimdi ben bir yemek kaşığı kadar da tarçın ekledim. Arzunuza göre, damak tadınıza göre tarçını artırabilir, azaltabilirsiniz de. Şu tarçınla da karıştırıyorum. Elmamın altını kapattım. Şimdi iri iri doğramış olduğum yarım su bardağı kadar cevizimi de ekliyorum. Şöyle hemen onunla da karıştırıyorum. Ve elmamızı soğumaya bırakıyorum. Güzelce soğuyacak. Şimdi elmalı içimizi yaptıktan sonra sıra geldi kurabiyemizin hamuruna. Bunun için 125 gram oda ısısında bekletmiş olduğumuz margarin ya da tereyağını karıştırma kabına alıyoruz. Margarinin üzerine ya da tereyağının üzerine bir adet oda ısısında yumurtayı ekliyoruz. Üzerine bir çay bardağı pudra şekerini ekliyoruz. Pudra şekerinin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir çay bardağı da nişasta ekliyoruz. Mısır nişastası veya buğday nişastası olabilir, fark etmez. Elimizle güzelce bu malzemeleri karıştırıyoruz. Evet, bu malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi un ekleyeceğiz. 3-3,5 su bardağı arası ölçüde un ekleyeceğiz. Onun için ne kadar alacağını bilemediğimden şöyle kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hepsini birden eklemiyorum. Yoğurdukça hamurun kıvamına bakacağım. Ona göre ya biraz daha ekleyeceğim ya da eklemeyi bırakacağım. Bu arada hemen bir kabartma tozu da unumuzun üzerine ekliyoruz. Bir pakette vanilin ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, gayet güzel bir kıvam elde ettik. Bu kıvam için 3,5 su bardağı un kullandım. Ne elime yapışıyor gördüğünüz gibi ne de sert bir hamur. Oldukça yumuşak. Şimdi hamurumuzu şu şekilde tezgahımızın üzerine aldık. Rahat çalışabilmek adına hamuru ben şöyle 3 parçaya böleceğim. Şöyle bir tanesini elimizle açıyoruz rulo şeklinde. Ve cevizden biraz daha büyük parçalar halinde şu şekilde bölüyoruz. Ve her bir parçayı avucumuzun içinde yuvarlıyoruz.
Şimdi hamurlarımızı yuvarladık. Bir de bu kadar, bir avuç içi kadar parçayı ayırdık. Bunları şekil verdikten sonra biraz daha un ekleyerek kırıntı haline getireceğim. Ve kurabiyelerimizi süslerken kullanacağım. Elimize bir adet yuvarlamış olduğumuz hamurumuzu alıyoruz. Bir çay bardağı kullanacağız. Çay bardağının altını şöyle sıvı yağla hafifçe yağlayacağız ki hamura yapışmasın. Şöyle yayalım. Ve üstüne bastırarak şu şekilde şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi biraz da ortasına bastırabiliriz. Bu şekilde şekil verdikten sonra daha önceden soğutmuş olduğumuz bir kenarda bekleyen elmalarımızdan bu hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu kurabiyemizi şu şekilde dikkatli bir şekilde alarak tepsimize yerleştiriyoruz ve diğerlerini yapmaya devam ediyoruz. Şimdi daha önceden ayırmış olduğumuz parçanın üzerine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar un ekliyoruz. Gerekirse sonradan yine ekleyeceğiz. Bu unla hamurumuzu şöyle güzelce yoğuralım. Buradaki amacımız kırıntı elde etmek. Böyle avcumuzun içiyle ezerek bu hamuru kırıntı haline getiriyoruz. Elde ettiğimiz kırıntılardan şu şekilde kurabiyelerimizin üstüne yerleştiriyoruz. Ben biraz bu arada fırınımızı da 180 derecede önceden ısıttık. Hazır bekliyor. Şimdi bunlar bittikten sonra kurabiyelerimizi hemen fırına göndereceğiz. Evet, fırından çıktı kurabiyelerimiz. Oldukça güzel görünüyorlar. Biraz soğusunlar. Üstlerine belki pudra şekeri serpebilirim. Serpmeden de tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir şekle sahip, lezzetli. Zaten öyle. Şimdi diyoruz ki deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.